Üste ne oldu bilmeyeli. En son Cesur ve Güzel'de binmiştim. Ama tabii biraz pratik yapmak gerekiyor. Yakut, Yakut dur. Telefonu da getireceğim. Teşekkür ederim. Bir içini açar mısın orada? İçeride telefon var. Sen benim ismim. Emrah diye biri aradı. Tamam. Mutlaka ulaşması gerekiyormuş. Yakut. Yakut. Yakut durur musun? Teşekkür ederim. Tuğba bu sektördeki en dakik insandır. Yani çok çok mühim bir şey olmadıysa ki ben de kendi adıma korkmayı merak et. Çok pardon, çok pardon. Neredesin? Niye telefonlarını açmıyorsun? Çınar, bincilik dersindeyim. Kulüpte bırakmıştım telefonu. Yakut ürküyor da. Yakut kim? At Çınar, at. Kapak çekimini unuttun mu? Set kuruldu. Herkes seni bekliyor. Gözünü seveyim bak. İn o Yakut'tan koşu yetiş. Hadi Tuğba. O bugün müydü? Tamam ben... Ya unuttum, kusura bakma, ne olur. Hemen geliyorum. Sen niye hala ders alıyorsun? Ya pratik yapmam lazım, aslında hiç gerek yok ama yani hani biliyorsun. Bak Tuğba, gözünü seveyim. Beni kandırmıyorsun değil mi? Amerikalılara şahane at biniyor dedik. Ya şahane biniyorum Çınar, şahane biniyorum. Sorun yok, tamam takılma sen. Hadi oyalama beni ne olur. Bak Yakut ürküyor. Koş, 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 koş. Ne durumda içerisi? Sinirler biraz gergin, gel. Ay, bir şeyler uydursaydın. Ah, annesinin şekeri yükselmiş, hastaneye götürmüş dedim. Çınar, şey yalandan bile olsa annemin hasta olduğunu söyleme. Ahır gibi kokuyorsun sen. Parfüm var yanımda. Nerede? Sözleşme ne oldu? Hani bugün imzalanacaktı? Daha göndermediler ama sen onu düşünme. Prensiple anlaştık o senin. Amerika'da prosedür biraz daha yavaş ilerliyor biliyorsun. Bir sorun yok yani. Çok heyecanlıyım. Ben de. Yurt dışına açılıyoruz. Ama sen bu kadar mutlu görünmeyiz. Anne nasıl dedik? Masumlaş. Geç kaldım, kusura bakmayın. Rica ederiz. Anneniz nasıl? İyi, teşekkür ederim. Hemen daha iyi. Arkadaşlar, nasılsın? Kusura bakma, geldi. Geliyorum hemen. Çınar düşeceğim. Gel. Gel evine. Harikasın. Harika. Şey koltuğa mı? Ay, evet. Şöyle. Aynen. Tuba biraz daha sağlığa. Bir de tercih sonunda alıyor. Şimdi bir ayakta görmek istiyorum seni. Teşekkür ederim. Bir saniye, bir saniye. Bir şey mi oldu? Süper. Hadi biraz dinlenelim. Bakayım. Sakın benden duyduğunu söyleme. Ben de. En gizli çekimleri kim bilir? Ben bilirim. Ya kadın sen ne güzelsin ya. Dalga geçiyorsun. Hiç kalkma hayatım. Doğru söyle. Kimden öğrendin burada çekim mi olduğunu? Hayatım o da benim sırrım. Muhsin ne haber? Çınar. Bakıyorum oyuncunu bir dakika bile yalnız bırakmıyorsun. Aşka Veda'nın yönetmeni değişiyor yazmışsın. Yapımcı yok öyle bir şey diyor. Yalan. Çok sağlam yerden duydum. Şimdi böyle bölüm ortasına yönetmen çekip gitmesin diye kıvırıyorlar yılan gibi. Ay, yapımın yeni işinde seni düşünüyorlarmış. Senaryo geldi ama. Sevmedin mi? Bu yaz için başka planlarım var. Aa, ne? Dijital mi? Film. Dijital film hangisi? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü biliyorsun sen söylemezsen ben bütün yönetmenleri teker teker arar. Tuğba Büyüküstün hanginizin filminde oynuyor diye sorarım. Yaparım biliyorsun. Ama yönetmen Türk değil. Yabancı. İnanmıyorum. Bomba. Kim? Bak tamam, söyleyeceğim.
Ama bunu yazmak yok. Söz mü? Söz. Söz. Daha sözleşme imzalanmadı. Ama prensipte okeyleştik. Los Angeles'ta prosedürlerin bitmesini bekliyoruz. Ay hayatım, çatlayacağım. Gerçekten çatlayacağım. Hadi söyle, hadi. Bond. 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 Bildiğimiz Bond. Bildiğimiz Bond. Çok iyi. Sesim içime kaçtı. Kötü haber. Filmde Tuba'yı oynatmak istemiyorlar. Malum yaş meselesi. Daha genç kaslara bakacaklar. Sorry. Çok pardon. Size demedim. Pardon. Düşünsene. Bond. Ben bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Çok heyecanlıyım. Çok sevindim. Bekir doğru söylüyor. Bu dünya yalan dünya. Akşam konuştum Ece'yle, yazmayacağım dedi. O yazmayacağım diye söz verdiyse net yazar. Ya ben zaten bunalmışım, bitmişim. Şimdi bir de buna yalanlama göndermem lazım değil mi? Kayıt cihazı yoktu değil mi? E tamam, o zaman relax. Yani kayıt yok, kanıt yok. Çalıyor, açmayacak mısınız? Ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Düşündükçe bir şey bulamıyorum. Sonra bir umut yeniden düşünüyorum. Açma. Ay, açmayacağım. Sesi sinirimi bozmaya başladı. Şimdi panik atak geçireceğim burada. Sessiz mi oluyorsun? Yüzüne mi kapattın? Yüzüme kapattım. Yüzüne mi kapattın? Yüzüne kapattım. Yüzüne mi? Lan! Oğlum! Tuba büyüksün, yüzüne telefon mu kapattın? Özür dilerim. Görüyor musun ne yaptın ha? Görüyor musun ne yaptın iblis? Allah'ım, Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya. Emrah çık, çık, çık git, gözüm görmesin seni, çık buradan. Türkiye'nin en büyük starının yüzüne telefon kapattın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen ajansta mı çalışıyorsun, daha önce görmedim hiç? Yok, işe bugün başladım ben. Ne güzel. Keşke ben de başlayabilsem. Bence hiç üzülmeyin. Kendi kaybeder. Anlamadım. Siz olağanüstü, inanılmaz güzel bir kadınsınız. Mükemmel bir oyuncusunuz da şuradan oynuyorsunuz. Yaşınızla ilgili ne problem varmış anlamadım. Neden öyle söyledin? Ya çünkü kadın oyunculara yaşları yüzünden baskı yapılmasından nefret ediyorum. Kimse erkek oyuncuların yaşlandığını söylemiyor. İğrenç bir cinsiyetçilik var. Evet ama... Sonra kadın oyuncular estetik yaptırmak zorunda kalıyor. Bir takım erkek yönetmenlerden rol kapabilmek uğruna o güzelin mimiklerini öldürüyorlar. Gitsinler Bond'a ağzı yüzü oynamayan birini bulsunlar. Rol için sizi yaşlı bulmuşmuş. Zaten Bond filmlerinde kadınlar hep ölüyor. İnşallah sizin yaşınıza geldiğimde ben de sizin gibi görünürüm. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok güzelsiniz. İyi günler. Tuğba büyüksün mü? Annesiyim. Tamam. Yani sekreterlik benim için geçici bir iş. Tabii ben çalışmak zorundayım çünkü babam emekli, kardeşim hala okuyor. Ama normalde ben oyunculuk mezunuyum. Küçük bir tiyatroda oynuyorum hatta. Yani gelmek isterseniz ben çok sevinirim. Davetiye vereyim mi ben size? Ben çantamda var zaten. Martı. Ama modern bir versiyon. Şey o. Ha? Hoş. Yani henüz başrol oynamadım ama yönetmen söz verdi. Yani bir sonraki oyunda kesin gibi bir şey. Thank you.
Yani gelmek istemiyorsanız mecbur değilsiniz. Geleceğim tabii ki. Olur mu öyle şey? Oyununa tabii ki geleceğim. Ya bugün benim kafam çok dağınık. Şu mesele beni mahvetti. Hangi meseleymiş o? Tuba, nasıl çıktın? Nasıl? İyi. Telefonlarım neden açılmıyor? Şimdi Jülide, Tuba'nın telefonlarını açmam lazım. Geri dönmem lazım diyordum. Çok yoğun bir gündü. Çok yoğundu. Gün delirmiş gibiydi. Ne yaptığımı da bilemedim. Eley'den haber yok mu? Sözleşme ne durumdaymış? Sözleşme şöyle. Bu sabah Türkiye'deki bağlantılarıyla konuştum. Diyorlar ki... Bana doğruyu söyle Çınar. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Çınar. Sözleşmede sıkıntı oldu. Çünkü... şu çift taraflı ajanın kadın değil erkek olmasına karar vermişler. Erkek. Yani senaristler son dakika fikir değiştirdiyse demek ki... Aynen, aynen. Senaristleri biliyorsun habire revizyon yapıyorlar. Benimle bir alakası yok yani. Kesinlikle hayır. Ya yönetmen sana bayılmış. Tuba üzme kendini. Bak söz veriyorum ben sana çok daha iyi filmler ayarlayacağım. Belki Amerika olmaz, Avrupa olur ama yine böyle dünya çapında bir film ayarlayacağım. Bu filmi ne kadar istediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki, bilmez miyim? Ama bak tüm kalbimle söylüyorum bu senin için çok uygun bir rol değildi. Senaryosu da sıkıntılı. Bond, en kötü Bond olacak zaten kesin. Kovuldum. Ne? Artık menajerim olmanı istemiyorum. Sen korkak yalancı adamın tekisin. Rolü yaşım yüzünden kaybettim, öğrendim Çınar. Ve sen görevini yapmadın, beni savunmadın. Tuba. Gelme peşimden. Tuba. Vallahi bak elimden gelen her şeyi yaptım. Defalarca kız aradım, konuştum, ikna etmeye çalıştım. Neler neler yaptım ama... Bitti. Kapat kapıyı. İki çıktı demiştiniz değil mi? Senden bir şey isteyeceğim ama çok gizli. Otur. Evet. Kıraç Berfu Erden için iyi bir kaşeye anlaştığını söyledi. Ne kadar olduğunu öğrenmem lazım. Kendisine sorsanız? Sordum ama söylemiyor. Size söylemediyse bana hiç söylemez ki. Başka bir yol bul. Nasıl? Artık odasına mı girersin, sözleşmelerine mi bakarsın bilmiyorum. Bana sorma ama bir şekilde o kaşeyi öğren. Anladın? Hı hı. Az önce gereksiz yükseldik. Özür dilerim. Hakikaten Kıraç Bey'le gizli saklı bir şey yok. Ego Ajans'a git, Kıraç Bey selamını söyle dedi bir tanıdım. Ben de selamı ilettim. Bana göre bir iş var mı diye sordum. O da zaten benim bir asistanım var diye reddetti. Yani? Ya odasına gidip işle ilgili bir şeyler sormam tamamen benim şuursuzluğum. Hepsi bu. İyi, tamam. Barıştık mı? Fark etmez. Senden küçük bir yardım isteyebilir miyim? Ne gibi? Ya ben şimdiye kadar hiç oyuncu sözleşmesi görmedim. Feris Hanım da soruyor şurası burası. Takılıp kalıyorum ben de. Acaba Kıraç Bey'in son sözleşmelerinden bir tane varsa örnek gibi. Yani bakabilir miyim? Kesinlikle olmaz. Kıraç Bey sözleşmelerini sır gibi saklar. Olmaz. Onu söylemeyiz. Dicle ben patronumdan sır saklamam. Bana bir daha asla böyle bir şey teklif etme. Kesinlikle. Şeytan kulağına kurşun ya. Tamam. Sözleşme görmemiş. Kıraç Bey. Şunu size bıraktılar.
Yok artık ya. Hırsız mıyım ben? Kim lan o? Kim o? Ha? Tuğba'ya yaşı yüzünden reddedildiğini kim söyledi? Kim ismi onun adı beni hangi çıksın ortaya? Kim lan o? Kim? Ha? Kim? Ne oldu? Ajanstan biri bir köstebek Tuğba'ya neden reddedildiğini anlatmış. Utanın be. Ulan hepimiz aynı ajansta çalışıyoruz. Birbirimizden oyuncu çalacak kadar düştük mü? Hey, kendine gel. Ya ben kendimdeyim. Beni oyuncuma ispiyonlayan kimse çıksın delikanlı gibi ben yaptım desin. Kim o? Ben Tuğba'ya gururunu kırmadan tam durumu izah edecekken bir şeref yoksunu çıkmış. Kim o? Kim o kim? Kim? Ya bizden biri değildir. Belki rakip ajanstır. Ya bir git Emrah. Rakip ajansları Tuğba'dan sakladığımı nereden bilsinler? Aramızda bir köstebek var. Tuğba'yla mı konuştun? O mu anlattı? Beni kovdu Feriz. 7 yıldır kariyer için kendimi yırttım. Tuğba büyük üstün beni kovdu. Ama bulacağım. 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 Bulup canına koyacağım. Mahvedeceğim onu. Mahvedeceğim. Mahvedeceğim onu. Tuğba onun en önemli oyuncusu. Ay kim yapmış olabilir böyle bir kötülüğü anlamıyorum ki. Çınar adına senden özür diliyorum. Süreci iyi yönetemedi. Eğer beni ajansa dönmek için ikna etmeye geldiysen boşuna zahmet etme. Kimseye güvenim kalmadı. Bu sektörde herkes yalancı. Vallahi ne desen haklısın. Çınar yıllardır senin menajerindi. Bu işi çözmesi gerekiyordu. Ben dün akşam Ceren'le buluştum. Ve Bond filmi için seni yeniden düşünecekler. Gerçekten mi? Evet. Ve sana %99 o filmde oynayacaksın diyorum. Benim sözüme güvenebilirsin. Tabii eğer senle çalışırsam. Onur duyarım. Ama bak rolü alamazsan seni de kovarım. Ben kendim istifa ederim zaten. Bir şey içer misin? Sağ ol. Tuğba bir şey soracağım. Rolü yaş meselesinden alamadığını kimden öğrendin? Ajanstan bir kız söyledi. Adını bilmem. Sen hepsini tanıyorsun zaten. Yeni başlamış öyle dedi. Böyle kızıl saçlı kıvırcık güzel bir kız. Kıraç ama bak kıza yüklenme olur mu? Ağzından kaçırma. Ay merak etme. Şey yapar mıyım? Ya sinsi gibi gidip Tuğba ile konuşmuş. Tuğba da bunu menajeri olarak kabul etmiş. Oyuncumu çaldı. Gasp resmen Çınar Bey gasp. Oyuncumuzu gasp ediyorlar. Ulan ben... Deniz anlatıyor görseniz. Tuğba büyük üstün artık bizim oyuncumuz Gül'ün. Ben müptelası değilim ama bizim çocuklar. Bayılmıyor ya. Çok sağ ol Kıraç ya. Çok sağ ol. Bana şahane bir hayat dersi verdin. Demek aynı yerde çalıştığımız insanlara bile güvenmeyecekmişiz. Sırtımızı dönmeyecekmişiz. Şimdi bir de ajansın iyiliği için yaptım dersin. E aynen öyle. Sen işi batırdın diye ajans da mı bas? Diğer menajerler olayı duyup Tuğba'nın peşine düşmüştü. Sen bana birkaç gün daha zaman tanısaydın. Bu dosya için öyle birkaç günümüz falan yoktu. Derhal müdahale etmem gerekiyor. Tuğba dosya değil, o bir sanatçı. Aynen. Sayemde o sanatçı daha yüksek yerlere gelecek. Şimdi müsaade edersen benim bir entegrasyon toplantım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen yüksek sanattan ne anlarsın be? Karacığım karşısında aklıma gelmedi bu ya. Yani çok yazık oldu Çınar Bey. Büyük kapak olurdu. Vedat Azamattin'e dedin mi sana bu gece? Eline sayayım mı? Gidiyor.
Moskova'da da Türkiye'den oraya göstereyim mi sen o gece? Nereye? Sık kullanılanları ekleyeyim mi sen o gece? Ha? Açılış sayfası yapayım sana. Ha? Ne diyorsun? Gayet. İlginç. Güzel. Gördüğünüz gibi Çınar Bey biraz etkileyici. Bazen baştan çıkartıcı falan. Ben de arada açıp izliyorum böyle videoyu. Evet Emre. Ama işte biraz böyle kurtulmak istiyorum bundan. Yani YouTube'dan biraz çıkmak istiyorum açıkçası. İşte sinema ya da televizyon gibi işler yapmak istiyorum. Oralara iş yapıp biraz YouTube'da uzak durmak istiyorum açıkçası. Biraz unutulsun istiyorum video. Düşünülür. Beraber bir karar verilir. Birkaç güne konuşulur. Ender'cim, onlar yapılır. Estetikle alakalı herhangi bir korkun, bir problem yok değil mi? Yok yani, hatta iyi de olabilir gibi sanki. Estetiğe karşı değil. Aynen, hiç yapabiliriz yani. Bence de. Onu şey yaparız. Birkaç güne konuşuruz. Tamamdır, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yeni keşifler falan mı Çınar Bey? Yani YouTuber'lar... Yıldızımı kaybettiğime göre yenilerini bulmam lazım. Biraz böyle komedyenlere yöneleyim dedim ama Tuğba kadar iyi bir oyuncu bulabilir miyim anlamadım. Ya siz neden hemen pes ediyorsunuz? Tuğba konusunda mı? Hı. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Karşılaşınca yüzüme bile bakmadı. Kendisine kıraçla mutlu bir kariyer diliyorum. Yani ben kariyeri bilmem ama yani mutlu olmayacağı kesin. Ya kadını daha ilk günden estetik cerraha yolladı. Ne? Evet, ya randevusunu ben aldım. Ya tamam, yine kaybetmeyi bilin. Ama yani siz sadece onun menajeri değildiniz. Arkadaşıydınız da. Tuba! Tuba! Çınar! Çınar, sen motorla nasıl girdin buraya? Birkaç kuralı çiğnedim galiba. Tuba, konuşmamız lazım. Allah aşkına iki dakika insene şu an. Durdurabilirsem gireceğim zaten Çınar. Yakut! Yakut dur! Hani sen Aslı'yı unutmamıştın, çok iyi biniyordun. Göz göre göre yalan söylemiştin bana. Yalan söylemedim. Birkaç ders sonra çok iyi biniyor olacaktım. Yalan söylememiş olacaktım, tamam mı? Ayrıca sen bana yalan söyledin. Yalancı sensin, tamam mı? Asla, ben seni daha fazla üzmemek için gerçeği birazcık çarpıttım. Aman aman! Tuba öyle yapma, öyle yap. Dik dur. Çınar, yardım. Dik dur, dizgini çek. Yakut! Tuba Hanım gitti. Çınar! Tuba Hanım'a yetişin! Tuba Hanım'a... Kızgın mısın? Crash'ta çalışıyorum diye. Başta kızgındım. Ama şimdi değilim. Sen benim sadece müşterim değilsin ki. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun. O yüzden kariyerin için en iyisi neyse onu yap. Bugün benimle doktora gelir misin? Biraz gerginim de. Crash'tan istemek içimden gelmedi. Programıma bir bakayım. Duruma göre söylerim ben. Programı bir bakayım. Duruma göre serseri. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Yüzünü buruşturma öyle bak. O kırışıklıklar böyle böyle oluyor. Tamam, ben şunu park edeceğim. Çınar. Aslında sen gelmesen daha iyi. Olur mu canım öyle şey? Ne olur dramatize etmeyelim. Yarım saatlik iş. Tamam. Bir ara buluşalım olur mu? Eski günlerdeki gibi. Ne zaman istersen. Derin miydi benim alın çizgilerim? Çizgi falan yok. Nasıl çizgim yok bak. Annen hastalandığında çok paniklemiştim. Üzülmüştün ya, o zaman çıktı işte o. Bak şu göz çevrendeki tatlı minik küçük kaz ayakları da güneş gözlüğü takmayı sevme benden. Anladım, iki dakikada çıkardın yüzümün haritasını. Yüzünün haritasını değil, hafızasını. Yüzümün hafızası. Her çizginin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hatırası var.
Buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Sen hala burada mısın? Yaptırmayacağını biliyordum. Yüzümün hafızasını sildirmek istemedim. Bana ölümsüz bir Bond kızına mal oldu ama olsun. Hadi çok açım. Hamburger mi? Tabii.